kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün 22 Nisan 2021. Arkadaşlar hatırlarsınız ikramiyelerin 1500 TL olması için bir kanun teklifi verilmişti. Asgari ücretten vergi alınmaması adına bir kanun teklifi verilmişti. En düşük emekli maaşının asgari ücrete çekilmesi adına bir kanun teklifi verilmişti arkadaşlar. Bunlar oylandı arkadaşlar. Bu kanun teklifini CHP vermişti arkadaşlar ve muhalefet partileri de desteklemişti. Daha önce kanalda videosu mevcuttur. İşte bunun oynaması yapıldı arkadaşlar. Kanun teklifi bakın burada imzası da var. Görüşülmekte üzere olan esas numaralı vergi kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine aşağıdaki maddenin ilave edilmesini ve maddenin bu duruma göre tesessül ettirilmesini arz ve teklif ederiz diyor. <laughs> İmzaları var arkadaşlar milletvekillerinin biliyorsunuz. Madde 35 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ek 18. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 1000 ibaresi 1500 olarak değiştirilmiş ve maddenin birinci fıkrasında aşağıdaki cümleler eklenmiştir. Bayram ikramiyesi ödemesi miktarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel tüketici fiyatları indeksinin değişim oranına kadar arttırılarak ödenir. Gerekçe bu değişiklik 11-5-2018 tarihli ve 7343 sayılı Kanunun 23. maddesi ve 5510 sayılı kanunda eklenen ek madde 18 ile emeklilere yapılan bayram ödemesi tutarı 1000 TL'den 1500 TL'ye çıkarılmakta ve emeklilere verilen <laughs> bayram ikramiyesi miktarının her yıl başında gerçekleşen enflasyon oranında arttırılması amaçlanmaktadır diyor arkadaşlar. Sadece bu değil dediğim gibi kanun metninde asgari ücretten vergi alınmaması vardı. En düşük emekli maaşının arkadaşlar direkt asgari ücrete çıkarılması vardı. Emekli ikramiyelerinin 1500 TL olması vardı. Birçok önemli madde vardı arkadaşlar. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandı arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi CHP tarafından tüm emeklilere bayram ikramiyesi olarak 1500 TL ödenmesi ve ikramiye tutularının her yıl enflasyon oranında artırılması için kanun teklifi verilmişti ve diğer maddeleri de az önce saydım arkadaşlar. Teklif mecliste oylamaya sunuldu ve ama AK Parti ve MHP tarafından kabul edilmedi arkadaşlar. Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cahit Arı şu ifadeleri kullandı arkadaşlar. Bugün komisyonda görüşen kanun teklifinde emeklilere yapılan bayram ödemesi tutarının 1000 TL'den 1500 TL'ye yükseltilmesi ve her yıl enflasyon oranında artılması için verdiğimiz ek madde iddiası önerilerimiz AK Parti ve MHP tarafından karşı oy ile kabul edilmedi dedi arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkramiyeler sadece ikramiye değil dediğim gibi en düşük emekli maaşın asgari ücrete çıkarılması da reddedildi. Asgari ücretten vergi alınması biliyorsunuz asgari ücretten nereden baksanız 700-800 TL vergi alınıyor arkadaşlar minimum. Bu da reddedildi arkadaşlar bilginiz olsun. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Son dakika gelişmesi bu oldu arkadaşlar günün. Bizi izlemeye devam ediniz. Sağlı sol iki özel video ekrandadır. Bu aralar çok fazla iş ilanı var. Arkadaşlar eğer sağda solda iş arayan eşiniz, dostunuz, ahbabınız varsa videonun altına koydum linkleri arkadaşlar direkt tıklayıp iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Çok fazla iş ilanı var. memurlarhaber.com web sitesini ziyaret ediniz. Çok aşırı iş ilanı var. Detaylar memurlarhaber.com web sitesinde ve videonun altındaki linklerde arkadaşlar. Ayrıca iş ilanlarını ben ücretsiz olarak cep telefonuna bildirim almak istiyorum derseniz cep telefonlarınıza, tabletlerinize bildirim atıyoruz. Cep uygulamamızın linki de videonun altında var. Tıklayıp cep telefonunuza, tabletinize indirip kurun arkadaşlar diyorum. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar.